Tabii. Mizah ve Osmanlı anlayışı. Aynen öyle. İşte
hepsinde mizahi bir taraf olsun istedim. Ağır anlatımlardan hoşlanmıyor. Yani tabii ki saygı duyuyorum ağır anlatımlara bilmem ne. Ama ben kendi adıma baktığımda ben böyle bir şey yapabilir miyim? Hayır, yapamam. Benim dünyam bu. Ve işte biraz mizah içinde barındıran işler yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Malzemeye bağlı kalmayı pek sevmiyorum. Ondan dolayı da birçok materyalin üzerinde kullanmayı istiyorum. Ve daha kafamda birçok şey var. Yani farklı materyaller üzerinde. Onlar üzerinde çalışmalar yapıyorum. Ama en çok, en fazla kullandığım şey beyaz kağıt ve gaz kalem. Taslakların da ve orijinal çizimlerin de aslında en fazla onun üzerinde yapıyorum. Onun dışında akrilik çalışmaları var. Akrilik çalışmalarını da tek başına mesela akrilik malzeme kullanmayı seviyorum. Sokak sanatında kullanılan grafiti boyalarından tutun, işte gaz kalemler, çok farklı boyalar, ham maddeleri çok farklı olan boyalar kullanmayı seviyorum. Mesela yeni bir şey yapmak, denemek, yeni bir şeyler denemek için şimdi yeni malzemeler aldım. Camın üzerine, metalin üzerine ve ahşabın üzerine oyma tekniğiyle bir şeyler deneyeceğim. Yeni projem. Bunlar var. Yeni heyecan. Yeni bir malzeme aldım. Evde şu anda onu da biraz haşır neşir oluyor. Malzemeyi çözmeye çalışıyorum. Onun dışında küçük boyutlu malzemeleri çok seviyorum yani. Mesela... Var mı böyle işleri? Var. Mesela geçen sene veya ondan önceki sene Bilal'le Festivali'nde üç boyutlu Bilal'in üzerinde yaptığım istasyonlar var. Onun dışında kartonların üzerinde çalıştığım illüstrasyonlar var. Yani üç boyutlu kartonların üzerinde çalıştığım illüstrasyonlar var. Ahşaplar var. Ama çok farklı materyaller kullanmayı da istiyorum. Mesela evimde şu anda eski buzdolabım çalışma odamda duruyor. Onu... O bir çalışma masası benim için. O bir malzeme benim için yani. Onu oturup vakit bulunca tabii ki şu anda çok fazla vakit ayıramıyorum. Öyle duruyor oluyor ama vakit bulunca tabii ki tabii yani. O sürekli bakıyorum. Ondan sonra bir gün her şey tamamınca başlıyor. Genelde benim çalışma sistemim öyle. Bir yerde köşede duruyor. Ondan sonra günü gelince onu alıp üzerinde çalışarak bir şeyleri başlatıyorum. Demin hani böyle sokak sanatı malzemelerinden de bahsediyor. Sokak sanatıyla bir şeyin var mı? Ya sokak sanatıyla bir dönem ilgilendim. İstersin yaptım. Şu anda çok fazla yapamıyorum ama çok hoşuma gidiyor. Yani sokakta yeni çalışmalar gördüğümde beni çok heyecanlandırıyor. Yeni isimler gördüğümde çok heyecanlandırıyor. Türkiye'de bu olmaya başladı yani. Bir şeyler çıkmaya başladı. Güzel işler de var. Tabii. Yurt dışında çok fazla. Var mı peki yani şu duvarın şu iş mesela? Ya isim olarak vermek istemiyorum. İsim var mı zaten? Yani iş olarak da hani İsimden önce şu olur falan demeyeceğim ama mesela bu işi ilk başlatanlardan Turbo vardır. Turbo'nun işleri çok beğendim gerçekten. Çok kaliteli işler yapar ve çok istikrarlı. Yıllardan beri hala yani başka meslekle uğraşmasına rağmen grafitiyi sürdüren bir insan. Evet. Onun için onu çok takdir ediyorum. Yani çok da kıskanıyorum bir taraftan. Anladım. Bir soru daha vardı. Unuttum. Aslında bundan devam edebiliriz. Hani takip ettiğin ilüstratörler, tasarımcılar... Yani takip ettiğim ilüstratörler çok ya da fazla yani sürekli takip ettiğim ilüstratörlerim yok ama ara dönemlerde böyle ara ara takip ettiğim yurt dışında mesela Kate Stone ve Mike Berry hoşuma gider yani onların tarzları çok hoşuma gidiyor. Ama sürekli böyle takip ettiğim insanlar yok. Türkiye'den Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nu çok severim. Yani çok eskiden beri beni en çok zaten ilüstratörü İstasyon sevdiren insan diyebilirim. Abidin Dino daha öncesinde yani sanat açısından baktığımızda Abidin Dino çok hoşuma gider. Yaptığı işte Erol Akyavaş kendi tarzında yani Osmanlı ve grafik tasarım sanatını bir arada çok iyi yani yorumlamış sanatçılardan bir tanesiydi. Ve hep çok hoşuma gider. Osmanlı sanatıyla ilgili bir şeyler yok, Osmanlı sanatıyla birebir ilgili bir şey yapmıyorum ama benim çok ilgimi çeken işler oluyor. Yani okulda okurken de hat, tesip gibi derslere girdim.
ya çok başarılı olduğumu söyleyemez ama birazından meraklı giderdim. Yani Apple'da yaptım zaman bir an. Onun dışında yani kendim grafik tasarım okudum ve asıl mesleğim reklamcılık, reklam sanatçılık falan yapıyorum. 10 seneden fazla bir zamandır. Ama bir taraftan da işte illüstrasyonlarımı devam ettirdim. Böyle illüstrasyon dünyamda devam ediyorum. Arada yani ortak çalıştığımız sanatçılar oluyor, yani arkadaşlar oluyor. Ama sürekli belli bir grubum yok yani. Markalarla da sürekli çalıştığım bir marka yok. Yani proje bazlı işler yapıyoruz beraber. Onlar mı istiyor yoksa nasıl gelişiyor? Bazı işler onlar istedi, bazı işler ben yapmak istedim. Sen Margins? Margins'te ilk bizim Margins'te tanışmam benim. İF İstanbul Film Festivali'nde işlerini yapmıştım. İşte kara koyunlar falan, yani bizim ajansın yaptığı işler bunlar. O sırada tişört de yapalım falan. Ben tişörtler için özel bir illüstrasyon yaptım. İlk tanışmam bu şekilde. Ondan sonra beraber ara dönemlerde tişört tasarımları yaptım. Beraber ediyor musun? Ediyorum hatta. Daha yeni bir ay önce çocuklar için İstanbul serisi çıkacak. Onun için özel bir tişört tasarımı yaptım. Umarım yaza çıkardım. Benim sorularım bu kadar. Ha, bir de şeylerden bahsedeyim aslında. Tişörtlerin, rozetlerin de var bu sergide. Evet. Yani sergiye gelen insanlar... Yani ben grafik tasarımcı olduğum için bir taraftan... Hani bir tek işleri görsünler, işler bağışlanmış olsunlar istemedim. Yani bunun yanında tişörtü de olsun, rozeti de olsun, maddet de olsun. Yani insanlar bunları hani... Çalışmaları satın alamayacak insanlar veya hani o bütçeyi ayıramayan insanlar için de hani bu işte seviyorlarsa eğer o yanlarına götürebilecek küçük işte hediye eşyalar olsun istedim ve tişörtleri yaptık beraber, marmekleri yaptık, rozetleri yaptık, onlar çok keyifli çalışmalar. Çok tatlı oldu, çok sevindim yani. Çok teşekkür ederim. Sergi ne zaman kadar var? Sergi 30